Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Şair ve yazar Ayşe Sevim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Önce sondan başlayayım. Ayşe Sevim bugünlerde neyle iştigal ediyor, neler onun zihnini meşgul ediyor? Güzel bir soru. Ben dikkati dağınık biriyim. O yüzden aynı anda tek bir şeye konsantre olamıyorum. Yaptığım birkaç iş var bu sebeple. Bazı çizgi film senaryolarıyla uğraşmam gerekiyor. Bunun dışında yine bir iki araştırma yazısı var elimde. Ayrıca da yine net yazının işleri var, idari işleri var. O şekilde diyebilirim. Şimdi bu kadar çok iş yapan insanlara genelde sorulan sorular şeyler. Günü nasıl planlıyorsunuz, nasıl geçiyor filan gibi. Dikkati dağınık deyince size de sormak istedim. Hakikaten böyle planlı programlı yaşayan biri misiniz siz? Şöyle eğer yazmazsam, yani akşamdan ne yapacağımı yazmazsam, çok fazla iş olduğu için ertesi gün böyle plansız, gönlüne göre, keyfince geçecek diye düşündüğün ertesi gün hakikaten şu ses tonuyla geçiyor: plansız, çok kötü, yine geçti ve zaman bitti. O yüzden benim için not almak önemli. Böyle çizelgeleri olan, harika not defterleri olan kişilerden biri değilim. Genelde bir kağıt seçerim işte müsvedde ve ertesi gün ne yazacağımı, ona yapacağımı yazarım. Sonra ona uymaya çalışıyorum ve çok yazıyorum, yani çok fazla şey yazıyorum. Ama yarısından çoğunu yaptığım zaman bu beni mutlu ediyor. Şimdi o zaman birazcık daha başa geçelim. Artık hikayeyi birazcık dinleyelim istiyorum Ayşe Hanımcığım. Şunu sormak istiyorum. Çocukluktan itibaren hem çocuk kitaplarına yansıyan, hem yetişkinliğe, belki anlattıklarınıza yansıyan, çocukluktan alıp getirdiğiniz en temel duygu nedir? Kendi hayatının sorumluluğuna sahip olabilmek. Yani ben... İçindeki, bunu pek çok konuşmamda da söylüyorum, bu içindeki çocuğu koruma noktası, onun işte büyümeye karşı dirençli olması noktasında yapılan konuşmalar çok katılmıyorum. Çünkü çocukluk biraz tabii kişiden kişiye değişir ama acizlikle ilgilidir. Yani siz hür bir zihniniz olsa bile sonuçta yetişkinlerin kurduğu kurallar içerisinde hareket etmek zorundasınız. Ve size bir şey söylendiği vakit, her ne kadar günümüz çocukları onu yapmak zorunda olmadıklarını bilseler de, kendi çocukluğumuza dönersek biz bunu bilmiyorduk. Yani kurallar belirgin, uyulması ve itaat edilmesi gereken pek çok yetişkin var. Belki de içinize sinmeyen çok fazla şey var ama yani bunu dile getirme hakkınız yok. Yani çocuk konusunda hassas olmamın sebeplerinden biri de o. Yani biri bir çocuğa kötülük yaparsa, yani biri sizin üzerinize yürürse, siz kendinizi koruyabilirsiniz. Ama çocuğa bunu yapıldığı vakit, çocuk sadece bir yetişkin ona yardım ederse kurtulabilir. Araya bir de girerse, hani bu çok kötü, hani aile resimlerinde de olur, işte atıyorum baba çocuğun üstüne yürürse anne araya girer gibi. Evet. O yüzden çocukluk bir tarafıyla hürriyet ve sorumsuzluğun verdiği bir boş zaman ve imkanlar dünyası olsa bile, benim için kıymetli olan yetişkinlik açıkçası. Bir şeyler yapabilme gücü, onları gerçekleştirebilme imkanı ve bunları yaparken kimseye hesap vermek zorunda olmayış kısmı. Ben bunu seviyorum. Çocukluktan getirdiğim şey de bu oldu biraz. Yani ben biraz yaşıtlarıma göre fazla kendi istediğini yapan bir çocuktum herhalde. Kendi kuşağıma göre diyebilirim. Şu anda bütün çocuklar öyle ama o tadı bildiğim için yetişkinliği de seviyorum. Şimdi sizinle yaptığımız sohbetlerden birinde şu cümleyi söylemiştiniz. Ben kitapları aç bir çocuk olarak başladım aslında. Kitaplarla tanışma hikayemi böyle anlatırım demiştiniz. Bu açlığa... Başlangıç itibariyle doyurmak, o açlığı fark etme süreci, kitaplarla tanışma süreci nasıl ilerledi sonrasında?
Şimdi şöyle oldu. Yani sanatçıların genelde şöyle bir tavrı vardır. Bu dünyadaki düzenle ilgili bir sıkıntıları varsa kendilerine yeni bir düzen kurmak isterler, bir kurgu kurmak isterler. Ve orada nefes almaya çalışırlar. Yani burada kendimizi çok iyi ifade etseydik alternatif bir alana yönelmezdik muhtemelen. Benim de çocuklukta kendi arkadaşlarımın yani sormadığı sorularım vardı. Bunlar çok sağlıklı olduğunu iddia etmiyorum tabii ama mesela ölümle ilgili işte insanlar eninde sonunda ölecekse yaşamın ne anlamı var gibi. Ve bu soruları çevremdeki yetişkinlerin de dahil olduğu dünyada bulamıyordum. Hatta böyle bir protesto etmişliğim var falan. 3 gün yemek yememişliğim falan var. Hani bu kadar uzun süre beklemeyelim bu ölüm işini diye. Öyle bir durumum vardı. O yüzden Ha, denemek için. Yani denemek geliyor için. mu ölüm gibi? Yani gel, beklemek çok daha gergin bir şey. Bir felaket beklemenin gerginliği kötüdür hakikaten. O felaket geldiği vakit onu yaşamak daha kolaydır. Ama yani şuradan Türk insanı hani şuradan çok iyi bilir. Ha deprem oldu, ha deprem olacak, sallandım. Mesela bu çok ürkütücü bir şey. Depremin bizatihi kendisi de ürkütücü ama dışarıya çıktıktan sonra hani insanlar şey bakarsınız hala yüzlerinde bir umut ışığını görürsünüz. Ama o bekleme gerginliği sıkıntıdır. O yüzden hani kutsal kitapta da diğer kitaplarda da var. Bu Araf denilen şey. Yani biz ne ceza alacağız ya da ne olacak halinde bir bekletme durumu var ve o bekletmenin gerginliğinden bahseder. Sonra da insanlar artık cehennemse cehennem olsun diye bir şeyler düşüncelerinden bahsedilir. Çünkü beklemek, felaketi beklemek ürkütücüdür. Artık ben de beklemek istemedim herhalde nedir diye. Öyle bir şey oldu. Ama yani bu bazı sorularıma bazı cevapları bulabildim bulunduğum çevre. Ya da yöntem de Ya da değildi yöntem galiba. de değildi. Yani bu ne diyor bu çocuk şeklinde mi düşünülüyordu bilmiyorum. Aslında çok da açık da etmiyordum. Hani benim kafamda hani belki bunları söyleseydim birileri oturur benimle konuşurdu. Yani annem konuşurdu. Ama bunları söylemiyordum da düşünüyordum sürekli. İşte kitapların dünyası bana bu kafa karışıklığıma iyi geldi. Bana mesela okul da çok iyi geldi o yüzden. Çünkü bir meşguliyetiniz olduğu zaman yani işte okunacak bir sürü kitap, takip edilmesi gereken müfredat, dersler bu tür sorularla çok yorulmuyor zihin. Bunlar yavaş yavaş kaybolabiliyor. O yüzden okul hayatı bana iyi geldi. Evet. Normalleşiyor. Normalleştikçe mutlu Evet oldum ben mutlu diyorsunuz oldum. yani. Hani ya işte herkesi böyle biraz aynı yere çekiliyor diye okulun eleştirilen bir tarafı var. Benim de eleştirdiğim bir tarafı ama yani bir tarafıyla da sağlıklı. Yani herkesin ortak bir noktada buluşması gerekiyor gerçekten. Ortak bir zeminimiz olması gerekiyor. Ben okulun buna hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani bize matematik öğretmesi, işte efendim sosyal bilgiler öğretmesi değil. Yani değil nihayetinde. Ben de okul hayatımı düşündüğüm zaman matematik formüllerini hatırlamıyorum. Arka sırada gülüştüğümüzü hatırlıyorum. Yani çok basit şeylerden bahsedip birbirimize yaptığımız şakaları hatırlıyorum. Okul o yüzden bana kıymetli geliyor. Yani şu günlerde de çocuklarımız Peki uzak. o kitaplarla tanışma süreci hangi yaşlara tekabül ediyor? Bu soruların merakın giderildiği yaş. Şimdi şöyle kitapların dünyası ben okuma yazma bilmeden önce de işte mahallemizdeki kütüphaneye, çocuk kütüphanesine gidiyordum. Yani çok sık olmasa da gidiyordum ve orada resimlerine bakıyordum ve resimleri anlamaya çalışıyordum. Sonra ilkokul birden itibaren okulun sunduğu imkanlar da dahilinde okumakla ilgili şeyim her zaman iyi oldu. Yani okumak ve kurgulamakla ilgili ilgili biri oldum. Ama şu var, hani benim ailemde nasıl söyleyeyim, orta düzey bir aileydik. Babam fabrika işçisiydi. Yani gelirimiz iyiydi yani normal bir işçi ailesiydik daha doğrusu. Pek çok şeye yani para harcanırken kitap kendisi açısından fuzuli görülen bir şeydi. Hani
Bunu işte bilgisayar oyunlarını ben nasıl huzurlu görüyorsam ailem de onu öyle görüyordu muhtemelen. Hani bir kızın daha başka şeyler bilmesi gerektiği, işte evle ilgili vesaire böyle düşünüyordu. O yüzden çok kitaba para verilmezdi. ben de nefretim oradan başladı. Hani poşetli kitaplardan nefretim. Poşetli kitapları açıp okuyamıyorsunuz çünkü satın almaya gittiğin yerlerde. Ama açıp kitapları okuyabiliyorsunuz. Şimdi ben bu kuşağın o tadı bilmiyorlar. Çünkü mesela bazı eserler var bulamıyorsun. Hani Kocaeli'de de yaşıyor olmama rağmen. Ama şimdi her şeyi internetten sipariş ediyorsun ama ben o buluşma anlarını biliyorum. Hani böyle çok istediğim bir esere ulaşmak, parayı biriktirip almak üniversitede. Paranı işte ayarlayıp belli edebiyat sanat dergilerine vermek mi yoksa harcamak mı o tereddütü. Şimdi her şeye çok rahat ulaşılabildiği için o yüzden o duygudan mahrumlar. Doğal olarak da yani nimetin içinde olan insan yani nimeti fark etmesi daha zor oluyor. Peki İstanbul macerası üniversiteyle birlikte gelişti ama tercih olarak İstanbul bu zihin dünyasının genişliği, hayal dünyasının genişliği için bilinçli bir varış yeri miydi? Yani ben Ankara'da da okumayı çok istiyordum. Niye istiyordum bilmiyorum. Sonra Ankara benim sevdiğim şehir olmadı ama öğrenci şehri olduğu için. Fakat İstanbul'a gidince yani oraya gerçekten aşık oldum hakikaten. Doğal olarak İzmit'te oturduğumuz için zaten gidiyorduk ama zaman zaman İstanbul'a akrabalar da var tabii. Fakat orada yaşamak, bir öğrenci olarak yaşamak çok muhteşem bir şey. Yani 28 Şubat'a da denk gelmeme rağmen orası ayrı bir karanlık bir yer ama İstanbul'da o kültür sanat dünyasının içerisinde o bambaşka zihinlerin olduğu yerde dünyanın her yerinden insanların geldiği, sadece Türkiye'nin değil gerçekten dünyanın her yerinden insanların geldiği, kendi hikayelerini, kendi görüşlerini, kendi zaman algılarını, mekan algılarını yanlarında taşıyan kişilerle birlikte olmak insanı çok büyüten bir şey. Beni çok geliştirdiğini söyleyebilirim. Hani sadece bunu öğrenciler olarak değil, hani bizim tercihen girip çıktığımız yerlerde de farklı kişilerle karşılaşıyoruz tabii. Hani kültür sanat programlarını ya da işte farklı konferanslara gittiğimiz vakit çok ilginç hikayelerle, çok ilginç insanlarla ve düşüncelerle yan yana geliyorduk. Bu beni çok besleyen bir şey, sevdiğim bir şey. İstanbul'dan ilk gittiğim şehir benim Ankara olmuştu. Orada yaşadım. Yani metroda bile bir şey var, belli bir intizam vardı. Nasıl bir intizam? Tabii her şey kuyrukla, sırayla. Evet, Ankara'da. Kıyafet intizamı diye bir şey vardı. İnsanlar çok düzgün ve benzer giyiniyordu. Hala öyle mi Ankara'da bilmiyorum. Yani bir savrukluk, nefes alabileceğiniz bir savrukluk yok. Her şey çok planlı olması, yaratıcılığı ister istemez öldüren bir şey. Çünkü tasarlama imkanını vermiyoruz. Hazır tasarlanmışı var diyor bunun üzerinde odakla. Böyle bir şey. Ama İstanbul insana her zaman için bir tasarlama imkanı sunan bir şehir ve kıymetli bir şehir yani. Benim çok sevdiğim bir yer. Sizin çok enteresan bir yanınız var bence. Yani bana öyle gelen, belki doğru bir tespit de değildir. Belki bu vesileyle de onu konuşuruz ama bir tarafınız çok yalnızlıktan beslenen bir tarafınız varmış gibi duruyor. Ama bir taraftan o kaosu, insanları çok seven ve oradan da hikayeler devşiren bir yanınız var sanki. Yani bu kendi içinizde kurabildiğiniz bir denge olabiliyor mu? Olamıyor. Çok güzel söylediniz. Olamıyor. Hakikaten öyle. İnişli çıkışlı. Çünkü üretmek için yalnızlık gerekiyor ve ben hani ürettiğim anlarda nefes alabiliyorum. Ama o üretme öncesi için de kendi evinizde oturarak hikayelere ulaşamazsınız. Yani dışarıda bir sürü hikaye kaynıyor da demek değil bu. Şöyle bir şey, bir kamerayı düşünün. Kamera, güvenlik kamerası sokağın üzerinde dolaşıyor. Bu bir yani şeydir, bakmadır ama sanatçı dediğin şey görmek zorunda. Bir trafik kazası var diyelim, işte Allah muhafaza, kamera bunu nasıl çeker? Olayı olduğu gibi resimler ama işte
Başka biri orada işte şeyi görür. Polisin işte bir cenaze olsa işte alıyor, atıyorum işte telefonunu alacak ve yakınına diyecek ki işte bir kaza oldu. İşte yakınınız şu anda iyi değil, belki ölmüş, bunu haber verecek. Yani göz bunu görür. Bunları görebilmek için de hani kendi kendimize çok toplumdan soyutlanarak yaşadığımız vakit hani bir amaç olarak böyle yapmamalıyız diye yapmıyor değilim. Bu beni aksi halde boğuyor çünkü. Kendi şeyine kalıyorsun. Sadece kendi hikayene ve sadece bir pencere açıyorsun ama o pencere dışarıya dönük olmuyor. İçeriye dönük oluyor. Sürekli. Bu da iyi bir şey değil. Hani sanatçının zihni ve ruhi sağlığı için de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Sürekli kendiyle uğraşıyor olmak. O yüzden ihtiyaç kadar, sosyallik ihtiyaç evet, kadar yalnızlık yani, gibi bir tercihiniz var. Yani şöyle oldu bu da, ben ilk başta kesinlikle yalnızlık taraftarıydım. Ama Allah işte insanı kendi haline bırakmıyor. Yani ben işte 3 çocuğum olur, işte büyük bir ailem olur, işte kendi ailem, eşimin ailesi, işte bir iş kurarım, çalışanlarım olur. Hani böyle bir şey iyi bana söyleselerdi ben herhalde divanın altına falan saklanırdım. Yani ama böyle bir şeyin içine savruldum. Çünkü Allah bu şekilde bir denge kurdu. Çünkü Allah kulunu çok sever. Buradan buraya geçebiliriz. Çok seviyor bizi. Yani bizim kendi karanlık tercihlerimize bizi bırakmıyor. Evet evet, çok şükür. Şimdi ben programın açılışında şey dedim, şair ve yazar Ayşe Sevim dedim. Aslında siz başlangıç itibariyle yazıya, yani şiirle başladınız, evet, ve genel olarak şair olarak söz ediyorsunuz ama şairlerin hep bir durumu vardır. Yani şair olduklarının altını çizebilmeleri için sanki biraz öykü, biraz yetişkin, biraz çocuk edebiyatında da kendilerini ispat etmeliler gibi bir algı oluşuyor. Şiir çok karşılık bulan bir şey değilmiş gibi. Sanki böyle kitap olduğunda da ya bu satmaz falan bile diyorlar. Niye şiire bu kadar uzağız ve siz şair olmak için niye diğer alanlarda da kendinizi ispat etmek zorunda kalıyorsunuz? Yani bu diğer şairlerde nasıl oluyor bilmiyorum ama benimki sebebi bu değil aslında. Çünkü bir talihli biri olarak belki hani bu süreçte ben şair olarak hep çok bilinen biri oldum. Yani bununla alakalı uğraşmamama rağmen. Hani çocuk edebiyatıyla ilgili yazdıklarımı tanıtımları için işte efendim yayın evlerini düzenlediği organizasyonlarda bulundum, okullara gittim. Ama mesela şiirimle ilgili böyle bir şey yapmamama rağmen hani böyle bir alan oldu. Ve de şöyle bir şey var, ben başka türlü yazamıyorum. Eğer sadece şiirde kalırsam o beni bir müddet sonra dibe çekiyor. Oradan çıkıp hiçbir şey yapmadan bir vakit geçirmek de bana iyi gelmiyor. Çocuk edebiyatına geçiyorum. Orada çok nefes alıyorum. Bir de yani çocuk edebiyatıyla şiir arasında bir bağlantı da var. Özellikle okul öncesi metinlerin de şiirle bir zihinsel bir yakınlığı var. Neden? Okul öncesi metinler, ben çok okul öncesi yazmıyorum ama çocukların kelime dağarcığının tam oluşmadığı bir şey ya. Şiirde de var olan kelimeyi anlamını zaten parçalamak esas. Yani fark etmeden bir çocuk da şiir mutlaştırayım onu. Benim oğlumla biz sanat galerisine gitmiştik. Küçüktü henüz bayağı. Şey demişti ki çıkışta, beni işte bu resim tarlasına getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bu çok şiirsel bir ifade ama amacı onu aslında öyle kullanmak değil. Bildiği kelimelerle bir şey izah etmek istiyor. Şair de aslında var olan kelimeleri parçalayarak bir anlam koymaya çalışıyor. O yüzden bir yakınlık da var. Belki çocuk edebiyatında çok rahat etmemin sebebi de budur. Ve orada da bunaldıktan sonra başka bir şeye geçiyorum. Yani mesela tarih araştırmaları da kısmen hala yapıyorum, biyografi çalışmalarını. Oradan bunalıyorum, öyküye geçiyorum. Burada da şöyle bir şey var. Oradan bunalıp hep benzer şeylere geçiyorsun. Niye müziğe geçmiyorsun ya da işte kafanı dinlemek için bir müzisyen olmak adına demiyorum. Tabii de işte resimle uğraşmıyorsun gibi. Ben çok beceriksizim. Sadece yazı yazabiliyorum. Denedim yani. Mesela önceden böyle ellerini atarlar bazı insanlar. Bir sürü şey yaparlar falan. Ben çok hayran kalırdım. Şimdi diyorum ki iyi ki öyle biri değilmişim.
Yani iyi ki beceriksizmişim ya pek çok konuda. Beni bu yani alana mecburen kanalize etti. Yani bildiğim, hatırladığım en küçük yaşımdan beri yazmak üzerine düşünüyorum. Çünkü başka bir şey yapamıyorum. Peki siz yazmayı yani kendiniz düşündüğünüz ve evet ben bunu seviyorum bununla ilgili ilerlemeliyim dediğiniz bir şey mi oldu yoksa birileri ya Ayşe çok güzel yazıyorsun burada ilerle dedi mi size nasıl o alan açıldı? Çünkü tarih mezunusunuz aynı zamanda. Evet, yani önceden bunun benim için çok artı olduğunu söylerdim ama artık öyle düşünmüyorum. Şöyle, Bir sürekli bir değişim halinde söz konusu evet, belli yani yani bu öyle olduğunu anlamda. söylerdim. Çünkü artık daha reel bakabiliyorum. Neyse, şöyle söyleyeyim. Güzel, yazarken çok heyecanlanıyordum. Hala heyecanlanıyorum. Yani bir insanın 41 yaşına gelip de heyecanla böyle yapabildiği, bütün konsantrasyonunu oraya yüklediği çok az şey olabilir. Yani bu imkanı veriyor hala yazı yazmak bana. Eskiden yani yaşım ufakken de yazdığım için, bu heyecanla yazdığım için çevremdekiler de diyordu hani o ilkokul öğretmenlerinden itibaren yazmaya yönelmemi, yazmaya yönelmemi, dergilere yazı göndermemi işte lisede. Sonra üniversitede zaten hani öyle bir imkan oldu. Karşılıklı birbirini besleyen şeyler galiba. Ve sizin ilk çocuk kitabınızda bir ödülünüz var, Evet. değil mi? Böyle başlamak da zannediyorum bayağı güvenli bir şeyle devam etmeyi beraberinde getirmişti. Yani o zamanlar çok biz kariyer planlaması yapamıyorduk ya. Siz de öylesinizdir muhakkak. Rüzgar nerede esiyorsa. Şimdi böyle ben o kitabı şöyle yazdım. Bir gün bir dergide çalışıyorum, haftalık bir dergide. Dedim ki ya hava çok güzel. Dışarı baktım ve ben hani yazı yetiştirmem lazım. Sonra gittim editörüme dedim ki ben istifa ediyorum. O da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Eşimi aradım işte istifa ettim dedim. İyi dedi yani. Ne diyebilir? O da şaşırdı. Sonra da şeye gittim. Çay içerken işte Sevde Sevan'ı gördüm. O bana bunu teklif etti. Benim aklımda çocuklar için yazmaya dair hiçbir şey yoktu. Ve bizim o dönemde bilirsiniz çocuklar için yazmak çok makbul görülen bir şey değildi. O yüzden öyle başladı. Sonra ödül aldı ama sonra ben ara vermek zorunda kaldım. Hani çoluğum çocuğum sebebiyle. Onları büyütürken, yani bazı insanlar çocuklarını büyütürken çok saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Yazılarını yazabiliyorlar, çalışabiliyorlar, eser üretebiliyorlar ama benim için öyle olmadı. Sonra tekrar, ama hani okumaya devam ettim, biriktirmeye devam ettim ama yazma noktasında bunu yapamadım gerçekten. Sonra yeniden imkan. Şimdi de devam ediyor zaten Evet, çok yazarlık şükür. yolculuğu da. Ama bir taraftan da başka bir yolculuk ve kapı da açıldı. Az önce de söylediğiniz gibi aslında çok hayal ettiğiniz bir şey değildi ama artık online eğitimde Çok şükür. işte hem kendiniz eğitim veriyorsunuz hem de pek çok insanın eğitim verdiği net yazı platformu var. Biraz onun hikayesinden de bahsedelim istiyorum. Nasıl Yani ortaya bu benim çıktı? yalnızlığımdan ortaya çıktı. İşte Ankara ile birlikte sonra biz Sinop, Amasya ve şu anda Samsun'dayız. Eşimin tayinleri nedeniyle. Bunu da hatırlıyorum galiba size anlatmıştım. Yani bir şehre gittiğiniz vakit işte eş işe gidiyor. Çocuklar önce okula alışmaya çalışıyor, destek oluyorsunuz ama daha sonra bir başınıza kalıyorsunuz ve hep sürekli yeniden bir dünya kurmak icap ediyor. Yani yeni insanlar bulmak, tam bir ilişki düzeyi ayarlamaya çalışırken tekrar bir seyahat ve yeni bir şey geliyor. Ya bunu çok sevdiğim tarafları var, şikayet gibi olmasın da ama çok ürkütücü tarafları da var tabii ki. Ya ben bir gün yine böyle bir şehirdeyiz, o kadar yalnız hissettim ki kendim böyle. Kırmızı ışıkta duruyorum. Yeşil ışıkta karşıdan karşıya kalabalıkla geçiriyorum. Tekrar kırmızı ışığı bekliyorum. Tekrar yeşille karşıdan karşıya geçiyorum. Çünkü çok yalnızım. Yanımda insanları hissetmek istiyorum. Ve ondan sonra işte bu online eğitimler başladı. Bir arkadaşım şey dedi. Biz senin eğitimlerini çok özledik. Bunları online ver. Sanat edebiyat eğitimlerini. Kendi arkadaş grubumuzla başlayan şey daha sonra dışarıya açıldı. Daha sonra işte senaryo dersi vermek aklımıza geldi. Yani ben değil başka arkadaşlarımız. Daha sonra işte çocuk edebiyatı, işte
pek çok alan var şu anda. Tarihle, sosyolojiyle ilgili de, çocuk eğitimine dair de, psikolojiyle ilgili zaten ağırlıklı biliyoruz. Onlarla da ilgili olarak farklı hocalarla da buluşarak böyle bir platform kurduk, şirketleştik. Biraz işte Samsun merkezli olmamız zor olabiliyor ama işte ben de sık sık İstanbul'a geçmeye çalışıyorum. Pandemiden çok önce başlamıştık. Biz o zaman bu bir keyif işiydi hakikaten. İnsanlar İstanbul'dan, işte Amerika'dan, işte Tunus'tan, Kars'tan farklı farklı yerlerden derslerimize katılıyorlardı. Hala öyle tabii. Ama hani çok bilinen bir şey değildi bu 3 yıl önce. Tercih edilen evet. bir şey değildi. Sonra şimdi şu anda mesela o Zoom linklerini herkes biliyor. Biz Zoom'u anlatmaya çalışıyorduk insanlara. Nasıl bağlanacağız, nasıl olacak? Evet. WhatsApp'tan canlı yayın şeklinde mi diye. Şu anda tabii tüm dünya, sadece Türkiye değil, bambaşka bir yerde. Biz önce başlamamızın şeyini yaşadık. Yani güzelliğini yaşadık, çok tecrübeli olduk. Bütün karşılaşabileceğimiz sıkıntılarla ilgili. Bu şekilde de yol almaya devam ediyoruz. Yani sürekli ekibimle ilgili, ekibim de burada yan taraftalar. Yani yeni ne yapabiliriz? Taklit olmasın, hani özgün ne yapabiliriz? Ha, çok şunu da söyleyebilirim. Yani bizden sonra çok fazla bu şekilde kurum oluştu ve bu örnek olmanın da güzelliğini yaşadık. Yani benzer şekilde çok bizim yaptığımıza benzer çalışmalar da yapıldı. Bu da ayrı bir keyif verici bir şey. Şimdi bile düşünüyoruz hani başka yeni ne yapabiliriz? Başka ne konuşabiliriz? Nasıl bir platform var oluşturup insanları mutlu edebiliriz diye. Böyle devam edelim. Şimdi başından itibaren, yani çocukluktan itibaren aslında hayatın içinde de kurgular yapmayı bir kaçış yöntemi olarak belirleyen, kendini orada bir dünya inşa eden bir Ayşe Sevim dinlediğimizi düşünüyorum. Şey merak ediyorum. Annelikle ilgili de hani çok fazla hazır gelmiş şeyler var, toplumsal şeyler var. Anneliğin kurgusu sizin zihninizde nasıl oldu? Nasıl bir annelik kurgusu ya da o kaçışı nasıl belirlediniz? Yoksa suya kendinizi kaptırdığınızı hissettiğiniz yani oldu mu? Ben çok anneci biriyim. Yani çevremdeki kişileri biraz, yani böyle de fıtratımın garip bir tarafı var. Bir taraftan çok her şeyle kavgası olan biri olsam bile çocuklar konusunda zaten aşırı hassasım. Gençler konusunda da öyle. Ona yedikleri, içtikleri, işte kendilerini kötü hissettikleri her anda müdahale edesim ve kavgaya karışasım geliyor. Korumakla ilgili bir şeyim var. Ben de. Çocuklarla da ilgili bu sebeple belki hani o yüzden üretim yapamadım. Sürekli bir vicdan azabı hissettim. Hani ben bir yazıya çalışacaksam çocuğun yanında yani olmayacağım demek bu biraz sonuçta. Öyle bir tarafım var ama bir de şöyle de bir tarafım var. Annelerinin sadece kendileriyle ilgilenmelerinin dışında çocukların bir şeyi kendi için yapıyor olmasının verdiği mutluluğu annelerinin yüzlerinde görmeleri çocuklara iyi geldiğini düşünüyorum. Yani çocuğu bir kursa götürmek mesela, işte orada onu beklemek güzel. Ama şu da güzel bence, annenin bir kursu var. Çocuk da ona eşlik ediyor ve o sırada çocuk annenin kursunu bekliyor. Bence bu da çok kıymetli bir şey. Hatta ben bir reklam filmi önerisinde bulunmuştum bir kanala. Şöyleydi, hani annem işte benim için uykusuz kaldı, annem benim için hani şunu yaptı, hastayken. Ya, bu değil yani mesele. Mesela annem ben öğle uykusundayken beni uyandırdı, işte attı arabaya. Uykumu bölmek pahasına bir konferansa gitti. Bir taraftan beni kucağında salladı filan. Yani böyle bir reklam filmi düşünmüştüm. Hani işte şunu yaptı. Keyfimin hani işte o anda şey abur işte simit yedirdi, bir şey yaptı ama benle şunu yaptı gibi. Bir taraftan da annenin yaşamını da öngören bir çalışmaydı. Ama tabii bizim toplumumuzda bu değil, kendi feda etmek. Çok evet. Var olmak değil yani, feda kurban. Etmek aslında bir iş ve duygusallık oluşturuyor. Tabii. Diğeri şey gibi bencilce bakılıyor işte aslında bir taraftan. Çocuktan da kendini yaşlıya kurban etmesi bekleniyor. Yani bu karşılıksız olan bir şey değil. Yani bir müddet sonra o yaşlıya gerektiği gibi bakmadığı evet. düşünülen çocuklar da yaşlılar tarafından ve toplum tarafından kınanıyorlar.
Çünkü zamanda anne kendini kurban etmiş, anne baba. Sıra kurban sırası sende. Ya yani bunlar çok sert çizgiler bizde. Ben bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Peki orada biriktirme, okuma mı sizin o kendinizi koruma refleksiniz oldu? Tamam, üretmediniz ama bir taraftan var olma çabanız yine kendinizi besleme alanı mıydı? O çocuklarla birlikte nasıl o alanı oluşturdunuz kendinize? Yani çok bunun dışına çıkamıyorsunuz. Ben onu anladım. Ben aksini de, yani hayatımın bir döneminde, çocuklarımın da olduğu bir dönemde bilerek ve isteyerek yazmamak ve bu edebiyat dünyasına, sanat dünyasına çıkmayı tercih ettiğim bir dönem de oldu. Ben artık herkes gibi olmak istiyorum dediğim. Ama Allah sizi nasıl yaratırsa öyle oluyorsunuz. Yani orada çok daha mutsuz oldum. Yani bir de şu var. Mesela diyelim. Bu kararı niye verdiniz? Yorulmuş muydunuz? Şimdi sosyal medya bizi biraz kendisi dinlenilen insanlar olarak işaret ediyor. Ama bundan öncesinde dergiler her zaman için çok sevilseler bile az okunurlar. Ve bizim ne yaptığımız, bu sanatçıların ne yaptığı, kelimelerle ne yaptığı, yazarların en azından görülebilen bir şey değildi. Ve bu sizi çok değersiz yapabiliyor. Kıymetsiz yapabiliyor. Ben hala bir yere gittiğim zaman yazarım. Hani bir tanışmada sizin işiniz ne dendiği vakit yazarım demem. Çünkü bunun çok bir anlamı yok. Öyle de bir şey var. Bizim işte darbelerden de belki çok fazla etkilenerek, kitaplarla aramız çok iyi değil. Yazan insanlarla da aramız çok iyi değil. Bir ürkekliğimiz var. Bu kadar değersiz bir şeyle ben yanlış bir yerde miyim? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani işte yaşım şuna gelmiş. Herkesin bir üretim alanı var. Acaba bu edebiyat içerisinde üretim alanını seçmek doğru bir şey değil mi? Diye bir tercih yapıp, ya hayır, ben de herkesin yaptığı şeyi yapmaya gayret edeceğim tercihine yöneliyorsunuz. Bu da sanatçı birinin yapacağı bir aptallık, onu size söyleyeyim. Hiçbir işte hayatından memnun olan, şöyle söyleyeyim, çok iyi yemek yapan, evinin işiyle ilgilenen biri şöyle demez. Ben de bir yazmayı deneyeyim. Demez yani. Ama bizim gibi insanlar, ben bütün bunları dediğim bir de böyle olayım diyen kişiler. Çünkü hep şüphedeler. Asla emin değiller kendilerinden. Sanatçı kendinden öyle çok emin olmayan insandır. O yüzden karşısındakinin ne düşündüğünü çok iyi empati yapıp yazabiliyor öyküde. O kadar emin olsa böyle bir düşünce şekli olmaz. Ya sen yanlış düşünüyorsun der, çeker gider ve yazamaz yani. Pek çok insan bu şüpheye düşmezken, pek çok ressam, sadece kadın olarak değil yani erkekler de, toplumda yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani boşa mı bu enerjimi sarf ediyorum duygusuna kapılabiliyor. Buna şu da dahil. Yaşım gereği de söylüyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak yerine, hani sanat yazmak, işte ressamsa resim, müzikse müzik yerine, insanlar için daha iyi bir şey yapabilirdim duygusu. Yani belki işte yemek yapıp bir vakfın işte kermesinde yapmak daha hayırlıydı duygusu. Böyle bir süreçten de geçtim. Ama şimdi ya. Sonra evet, doğru yola geldim diyorsunuz. Oralarda ben mutlu edilmediğim için, ruhen hiç mutlu olmadığım için dedim ki yani bu bir tercih ve bu tercih benimle ilgili değil. Ben böyle yaratıldım. Hani bu sürekli muhalefet etmenin de bir anlamı yok. Aslında şu noktada bunu da sormak istiyorum. Yani zihni farklı işleyen birisiniz. Yani belli ki çocukluktan itibaren de böyleymiş. Farklı bakıyorsunuz. Az önce söylediğiniz gibi yani aslında görmüyorsunuz ve bakmıyorsunuz ama görmeye çalıştığınız bir hikaye var. Bu sizi zorluyor mu insan ilişkilerinde de? Yani şöyle bir şey, zorluyor ama çok da zorlamıyor artık. Çünkü ben eğer bu şekilde bakarken İşte içimdeki, beynimin içerisinde susmayan bir ses, işte seni anlamayacaklar ve senin fikirlerin zaten aptalca diye konuşursa ve susmayan, sürekli eleştiren o sesi dinlersem, kendi fikirlerimi de aslında çok olduklarını varsaysak ve orijinal olduklarını varsaysak bile çok aptalca ifade edeceğim için bu uyumu zorlaştıran bir şey. Ama kişi olursa,
dürüst ve cakasız olursa ve samimi olursa karşıdaki en fazla şunu söylüyor: aman ne değişik insan ya, boş ver onu. Yani bu da sizi çok ilgilendirir. Şimdi Ayşe Hanımcığım, şunu da merak ediyorum. Muhtemelen insanlar da merak ediyorlardır. Hani kitaplarla bu kadar hemhal olan çocuklara gerçekten hem farklı bir dünyayla, kitaplar açısından hayal dünyasıyla ve kurguyla buluşuyorsunuz çocuklarla. Farklı bir yazım metodunuz var. Bu anlamda ben de kitaplarınızı çok okuduğum için görebiliyorum. Kendi çocuklarınızı kitapla buluşturma konusunda neler yapıyorsunuz ya da zorlandınız mı en başından itibaren? Zorlanıyorum, hala zorlanıyorum. Ya çünkü artık görsel bir dünyadayız ve onların tercih ettikleri ve içine doğdukları 2000 doğum, yani 2000 yılı sonrası doğdukları için yazının değil görselin çok ehemmiyetli olduğu bir zaman dilimi. O yüzden kitabın ilginç olması, dikkatlerini çekmesi çok zor. Ben çok zorlamama taraftarıyım açıkçası. Çünkü herkesin çizdiği bir yol var. Yani beni okurken görüyorlar. Onlara sevdiğim, kendi beğendiğim kitapları alıyorum, sunuyorum. Yani okumayı seviyorlar ama asla benim kendi çocukluğumdaki gibi değil. Hani bunu söyleyebilirim. Ve onların evreni, onların hayatı, ilgileri bambaşka olabilir. Çok doğrusu budur. Çok okumaktır. Şey de bana entelektüel bir zorbalık gibi geliyor. Çocuklar açısından bunu yaşatmak. Evet, çocuklar açısından da. Yani belki bir çocuk sürekli koşmayı ve ağaca tırmanmayı ve zıplamayı ve itişmeyi seviyor. Belki başka bir çocuk çok konuşmayı ve arkadaşlık kurmayı seviyor. Çünkü mesela benim kızım öyle. Ben sosyal bir çocuk değildim. Ama o ilişkilerini onun üzerinden kurmaktan hoşlanan biri. Ama mesela büyük oğlum daha çok okuyan bir çocuk. Ortanca da öyle. O yüzden hepsinin ayrı haritasını görmeye çalışıyorum. Yani sadece benim doğrularım üzerinden gitmemeli bir şeyler. Tabii ki şeyden ötürü etkileniyorlar. Yani evde koskoca bir kitaplık var. Bizim işimiz okumaya yönelik. Benim eşim de çok kitap okumayı sever. Yani alanlar açısından farklı olsa da. Bu onları etkileyen bir durum. Ama kendi fıtratlarında ne olduğuna çok fazla baskıyla dokunmamaya çalışıyorum. Çünkü bilemiyorum ki, yani annem için doğru olan benim kitap okumamam ve ev işleriyle daha çok ilgilenmemdi. Evet, ben buna inat ederek yaptım. Bir de şeydi ya, bizi alan geri götürüyordu falan yani evet, bizim kuşakta. Yani, öyleydi ama şimdi biz başka bir şey iddia ediyoruz ve bu çocuklar da başka bir şey iddia ediyor. Evet. Yani tabii ki bu ekran önünde sürekli onları bırakmak değil, alternatifler sunmak zorundayız. Hani bu da bir tamamıyla bir rahatlık olur ama onların evrenini de anlamamız lazım. Ben bu dijital dünyanın da sürekli eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Ben de. Çünkü evi onun, yani 2000 sonrası doğan çocuk için her şey dijitaldi etrafında, her şey, yani her rengi. Biz cep telefonundan olmadığı bir dünyanın anılarıyla sürekli diyoruz ki ya bu yanlış. Bu şu demek, senin evin kötü. Senin doğduğun yer kötü. Seni sevdiğin her şey aslında senin hayatından çalıyor. Bu da acımasızca açıkçası. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden daha dengeli devam etmek lazım. Yani ne tamamen bırakmak ne de devamlı eleştirmek. Peki yazmak dışında kendi dinlenme alanlarınız ne? Kendinizi neyle motive ediyorsunuz? Ben nasıl söyleyeyim? Çalışmadan pek rahat edemiyorum herhalde. Öyle bir şeyim var. Hızlı düşünüyorum. Proje üretmeyi çok severim. Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Açıkçası bir de gezmek. Yani gezmek benim için çok kıymetli bir şey. Bu sene onu yaşayamadık tabii. Evlerimizdeydik. Onun da ayrı bir kıymeti vardı yani açıkçası. Bunu da söylemek lazım ama. Ben sanki net yazının ilerleyen zamanlarda bu gezmekle ilgili bir şeyi olacak gibi hissediyorum. Olacak. Ayağı ama olacak gibi hissediyorum. Yani bu pandemiden önce biz bir niyetlenmiştik. Fakat durum çok gergin olduğu için geri adım attık. Şimdi yeniden düşünüyoruz ama durum yine gergin. Hani kimsenin sağlığıyla da ilgili bir şey sorumluluğu almayı istemeyiz. Bir de öyle bir şey ki çağırdığınız insanlar hani genç olabilirler ama hani bir şey olsa, bilmese, birbirlerine bulaştırsa bile o gidecek tabii yaşlı bir insanın yanına. Bunları bilerek hareket etmek de biraz ürkütüyor.
Ama bir şeyler de yapmayı da istiyoruz şimdi. Yani onu da söyleyelim, hiç yapmamayı tamamıyla, işte her şeyin durulmasını değil de bu yeni şartlara uygun olarak ne yapabiliriz? Bunu konuşmak istiyoruz. Çünkü ben şeyden çok beslendim. Yani İstanbul'dayken çok fazla kültür sanat etkinliğine davet edilirdim. Şehir dışında da işte Denizli'dir, şurasıdır, burasıdır. Ve orada açık söyleyeyim, yani insanlara karşı çıkıp konferansta bir şeyler konuşmak değil beni besleyen şey. Yani insanları konuşuruz ama ben o insanların değil benim avantajlı olduğumu düşünüyordum. Çünkü bir şehir görüyorsunuz, bir insanların kültürüne tanık oluyorsunuz. Onlar işte bilmem ne hakkında sizden bir konferans dinliyor ama siz çok daha fazla şey öğreniyorsunuz. O konferansa gelen kişilerle bir iletişiminiz oluyor. Başka hocalarla oluyor. Bu çok besleyici bir şeydi benim adıma. Hani bunu da hani net yazının bünyesinde oluşturmayı tabii ki hayal ederim, yani ediyorum da. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Benim için de öyle. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum ben de. Ben de çok sağ olun. İnşallah daha da güzel günleri hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Bu program da benim için çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, bugün yine hem çok kıymetli bir misafirimiz hem de çok hoş bir sohbetimiz oldu. Şair ve yazar Ayşe Sevim bizlerle birlikteydi. Sesindeki enerjiden, yaptıklarından, çalışmalarından hem feyz alacağımızı hem de dinleneceğimizi düşünüyorum içsel olarak da. İnşallah bir sonraki programımızda yine hoş bir sohbetle, yine kıymetli bir misafirle sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.